Evet canlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ım 2024 hepimiz için en hayırlısını, en güzelini versin diyorum. Ve kanalımıza hoş geldiniz diyorum. Canlarım, kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basmayı lütfen unutmayın diyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Özel açılımlar yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılım yaptırmak isteyenler hemen 0551-895-3093 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz. Tekrar ediyorum. 0551-895-3093 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz diyorum. Bugün annem izleyenin niyetine kahve falan açacak diyorum. İnşallah güzel bir açılım olur. Evet. Kanalımıza abone olun dedim mi? Kanalımıza abone olun. Abone olacaklar için, abonemiz olabilmeli evet. Olanlar için, izleyip de geçenler için orada bir noktacık var abone ol diye. Oraya basarsanız seviniriz hayatım, öperim sizi. Evet. Şimdi sizi fazla bekletmeden evimize hoş geldiniz diyorum. Gerçekten biz de sizlere hoş bulduk diyeyim. Evet. Ama özlemişiz ya. Evet. Hadi, tabii biraz bir hafta kadar bir ara verdik ama... Biraz şehit durumları oldu. Biraz bizim durumları oldu. Evet. Yılbaşı girdi içine. Allah şehitlerimizin ailesine peygamber sabrı versin bu arada diyeyim. Yapacak bir şey yok. Allah gani gani cennet etsin yerlerini, yurtlarını. Şimdi canlarım sizi fazla bekler. Biliyorum sabırsız bekliyorsunuz. Bazılarımız düğün mü diyorsunuz, nişan mı diyorsunuz, neredesiniz siz de yazıyorlar bize. Ya zorla evlendirecekler beni ya. Vallahi ne yapıyorsun anneciğim? Nereye gidiyorsun annem? Oy şekerim benim ya. Allah'ım çok güzelim benim ya. Aşkım. Oy canım benim. Kutumu kaşıyorum şöyle. Tamam mı? Hadi aşağıya at onu. Hadi bakalım. Canlarım şimdi size sıradan hepsini tek tek söyleyeyim. Şu diyeyim size. Bakın dostlarım gerçekten diyeyim. Biz görmediğimiz bir şeyi söylemiyoruz. Ben de söylemiyorum. Fatma da söylemez. Ama ki özel açılımlardaki söylediklerimiz buradakinin belki 10 katı fazlası. Sizin neyiniz varsa söylüyoruz aynen, ama aynen. Bazı inanmayabilirsiniz. Onu iner misin aşağıya Badem'im? Ah kameraya aldım. Badem götüm geçer mi? İnanmıyorlar ama sonra hepsinin tamamen doğru çıktığını söylüyorlar. Özel açılımdakinin bence kaymak gibi bir bakım oluyor. Devirin ben size şimdi başlıyorum. Evet. Canlarım kısa bir yolumuz var. Her zaman uzun bir yol çıkıyordu ama ki N harfli kişiler Nevin olur, Nurten olur, Nurgül olur, H harfli kişiler Halime olur, Hava olur, Hasan olur, ha, Hasan olur gelmedi aklıma. Hükümet böyle... olur. Hükümetlere gidecek. Hükümet değil bir kadının ismi var mı? Ben biliyorum sanki. Hükümet bir şey olması lazım. Ben çocuğuma sandım. Bu taraflarda olmaz da başka taraflarda koyuyorlar onu. Şimdi canlarım bu kişiler yola gidecekler. Adının içinde de geçebilir. Bunlar yola gidecekler. Kısa bir yol ama kısa bir yola gidecekler. Geri geldiklerinde inan bana gerçekten 3 kişilik bir kutlamaları var. 3 kişilik kutlamaları var. Ve gerçekten çok güzel. Gittiğiniz yerde 2, 4, 6 kişi olacaksınız. 6, 7 kişi olacaksınız. Sizin üstünüzde göz var. Ay hepinizin üstünde göz var. Vallahi öyle bir nazar var, öyle bir göz var. Bak sorman yani. Arkadaşlar bu arada lafı ben. Açılmışken dostlarım. Kurşun dökme işlemi yapıyoruz. Allah'ın izniyle açarız. Nasip açma işlemleri yapıyoruz. Böyle işlemleriniz olsa da yazabilirsiniz mutlaka diyorum. Nazar adamı devir vallahi. Gerçekten. Bir şey daha söyleyeyim mi size? Dua ediyorsunuz. Bir aslında aile büyüğünüz var. Bu duanız çok fazla size faydası var. Ama bu kişi size dua yapan kişiyi önemsemiyorsunuz aslında. Yani her zaman ağzındaki olan şeyler diye düşünüyor olabilirsiniz. O ağzındaki olan şeyler sizin için hem faydalı hem de yolunuzu önünüzü açıyor canım benim. Bakın büyüklerimizi hafife almayın. Onlarla biraz işte ilgilenmeyi gösterin bence. Devireyim size. Tamam mı? Gerçekten duası çok güzel. Sizin yolunuzu da açıyor hayatım. Ve bazı şeylere karşı inancınız kalmamış hayatım. Vallahi kalmamış. Şuna bak. Oy.
evlilik isteyenlerimiz var. Evlilik yapmak için inanç yok. Yani hiç mi düzgün birisi çıkmayacak benim önüme? Yeni bir evlilik düşünceniz olmuş. Ve buradan bir hayal kırıklığıyla ayrılmışsınız, bırakmışsınız canım benim. Hayal kırıklığı var çünkü nikahtan sanki nikahın kapısından dönmüş gibi bir haliniz var canım benim. Bu arada bakın her şeyde hayırlısı diyelim. Allah hayırlıysa nasip etsin. Tamam mı canım benim? Bu arada geceleri gördüğünüz rüyalarınız var ve karabasan gibi korkulu bir rüyalarınız var sizin. Bu rüyalara dikkat edelim. Tamam mı? Gerçekten hani rüyalara şöyle bir şey diyeyim. Uyumadan önce telefonumuza mutlaka bakıyorsunuz değil mi? Bakıyorsunuz zaten. Ben de bakıyorum. Yani ben de. O yüzden ben kötü şeylere bakmamaya çalışırım. İnanın bana, yeminle söyleyeyim, gece kötü şeye baktığım zaman rüyama giriyor hepsi de. Filme bile baksam televizyona, rüyama giriyorlar. Güzel şeylere bakın, güzel şeyler düşünün, güzel şeyler hayal edin ve öyle yatın. Tamam mı hayatım? Hiç olmazsa rüyanızda bari güzel şeyler yaşarsınız. Şu günlerde pek yaşamanız mümkün değil ama yaşayacaksınız gene de. 1, 2, 3, 4 kişi olanlar evde. Bakın beni yanlış anlamayın. Ben bunu her zaman diyorum ama bunu bazı kişilerimiz diyorlar bunu söyleme. Ama bir cenazeniz var. Olacak. Yakın bir zamanda. Bir erkek cenazeniz olacak. Dikkat edin. Bu uzun zamandır yatan bir kişi. Bunu diyorum ben de. Onu bir şey yapıyorlar. Ölüm haksı miras helal demişler. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı diyelim. Yani gene her şeyin başını Allah bilir tabii ki. Elinize almışsınız bir zurnayı. Habire çalıyorsunuz. Kendi dediğinizden başka birinin dediğini duymuyorsunuz hayatım. Ben de ben, ben de ben, ben de ben. Ya bu ne diyor bir bak. O benimdir. Bir de karşıda bunu dinleyin olur mu? Ben de ben demen. Ben demek şeytana mahsustur hayatım demen ne olursunuz. Ama ki vallahi de billahi de yakında evlilik teklifi alacak olan kişilerimiz var. Yemin Oo, ediyorum bak. Kim kim acıbalam? Ben hariç. Bak, bu ben. İnan bana. Hem de 3 kişi. Ama 3 kişiden birini kişi çekecek, seçecek yani devri. 3 tane evlilik teklifi alacak kişi. Bak kız ya da bayan ama üçünden birini seçecek. Bir şey söyleyeyim mi? Ömrünü törpü, ömür törpüsü edecek kişiyi seçeceksin biliyor musun hayatım? Ne olursun kal... Eğer bakın konuşmalarını iyi dinle. Hareketlerine iyi bak. Mutlaka sana aykırı gelen bir kelime, bir yani davranış varsa o kişiyi incele, araştır. Ne olursun tamam mı hayatım? Hani şunu soruyorlar ya Fatma biz nasıl seçeceğiz doğru insan diyorsunuz ya bak. En basit yöntem şu. Hani birisi çıktı diyelim karşıya. Tamam 10 puanı yapıştır. Tamam hemen 10 puan. 4 4 Allah'ım şahane diyeceksin. Ondan sonra bir hakaret mi etti? Çat 1 puan düşür. Yürüyüşünü mü beğenmedin? 1 puan düşür. Sana hareketini mi beğenmedin? 1 puan düşür. Baktın elinde puan kalmadı mı? Hadi sana de güle güle dersin. Olmuyor arkadaş. Uymuyor fikirlerimiz. Gönder gitsin hayatım. Bu kadar düşünecek bir şey yok. Hayat düşünecek kadar uzun değil. Ki düşünmek için beyniniz bu kadar yormayın. Gerek yok. Vallahi yok ya. Evet. Yok. Evet. Evet. Vallahi canlarım yok. İnanın bana. Yalnız bakın siz bu kişiyi isteyeceksiniz ya. Etrafınızdaki inanın bana hiç kimse sizin bu evlendiğiniz kişiyi istemeyecek. Bak hepsinde boynu bükük yemin ediyorum bak. Bu kişi burada mutlu. Ben dedim ama. Koca mı koca deyip atlamayın. Karı mı karı deyip atlamayın. Yalnız kaba tarif ettim biraz ama. Kadın mı kadın deyip atlamayın. Erkek tarafı da aynı. Kadın tarafı da aynı. Siz bunu ömürlük yapacaksınız. Ömürlük evlenmek zorundasınız. Neden? Mutlu bak. Erkekse de kadınsa da bir kişi mutlu olacaksa öbür kişi de olmak zorunda. Ya beni mutlu edecektin ya ben mutlu olacaktım da. Beraber mutlu olacağız. Beraber hayatım diyeceksin. Tamam mı? Evet. Tamam öyle olmaz. İnanın bana hiç kimse istemeyecek. Bu arada bu baktım beni dinleyen kişilerin eline de çok güzel para geçecek eline. Ay, ben de diyorum ne yapıyor diye elimi bastırıyor.
Canım tamam. Aşkım. Bana mı dedin? Vay bana hiç aşkım diyen olmadıydı. O demedik mi kız sana? Demediniz. Aa ah. Canım benim. Tabii. Canlarım benim bakın. Ben bu lafa inanmıyorum ya. Aşkım ama? Çok ben de inanmıyorum. Bayağı geliyor. Vallahi bayağı geliyor. Bu nedir ya? Aşkım nedir ya? Kadınım diyeceksin. Kadınım. Kadıncığım diyeceksin. Kocam diyeceksin. Kocam. Siz bana bakmayın. Aşkımdan devam edelim. İddiar diyeceğim Allah'a şimdi bak. Canlarım inanın bana elinizin öyle bir yuva kurcuk olanlar var ki vallahi de billahi de diyorum bakın inanın bana. Leylek yuvası gibi güzel yuva olacak. Hem erkek hem kadın. Erkeği ve dişisi. İkisi de çok güzel yuva kuracaklar. Ama bunlar ayrı. Şu istemeyenler ayrı. Onu devir. Bunlar ayrı hayatım. Bir canınız sıkılmış ki şu üç gün içinde. Yani sebepsiz ya. Sebepsiz. Yani benim de sabahleyin sıkkındı ama biraz dertleştik biz. Tabii Allah'ımla dertleştik. O cevap vermedi bana pek ama. Ben konuştum o dinledi. O genelde o dinledi ben konuştum. İnşallah duymuştur beni. Duyar. Siz de konuşun bakın. Yalnız kaldığınızda konuşabilirsiniz. Ben televizyonla konuşurum, çiçekle konuşurum. Yahu bir kediyle bile konuşurum ben. İnanın bana. Yani konuşmak iyi geliyor insana. Ya cevap versin ya da vermesin. Bir de eşyayla da konuşabiliyorsun hepsinden. Önemli olan senin içindeki sıkıntıyı dökmek hayatım. Tamam mı canım benim? Yes. Şimdi bir kalabalığa giriyorsunuz. Gerçekten öyle güzel kalabalığınız var ki. Oo bak. Aa. Kız vallahi tek boynuzlu at var. Allah aşkına bak. Bir muradım kafasını bile görün boynuzuna bak. Vallahi billahi bak. Vallahi ben de koydum. O at bana koşarak gelmezse o atı boynunuzu kırarım. Gelmeyebilir bu sana. Gelsin bana. Gelecek beraber gelecek. Allah'ım şahit. Canlarım inanın bana şu günlerde öyle güzel bir muradınız var, isteğiniz var, bir şey. Bir şey diyeceğim yani ben bunu her zaman söylüyorum size. Bir isteğiniz varsa da ya ben bunu istiyorum Allah'ım bana bunu nasip et hayırlı bir şekilde. De ama her saat başı aklından geçir. Her saat başı aklından geçir. Tamam mı hayatım benim? Ondan sonra bakın gördüğünüz zaman nasıl bir gerçek olduğunu göreceksiniz. İnanın bana. Çünkü evrene çağırıyorsun evrene. Bana bunu gönder diyorsun artık hayatım. Oldu mu? Yes. Öyle yap. İş başvurusu yapacak olanlarımız var. Yeni işten çıkıp değiştirecek olanlarımız var. Oo. Çocuk isteyenlerimiz var. Adının içinde M harfi olanlar, M harfi geçenler, M, meleğin M'si. Tamam mı? Böyle kişilerin çocuk istekleri var, çocuk durumları var. İnşallah gerçek olur. Bakın eşiniz hamile kaldığı zaman ne olursunuz biraz yatsın, biraz dinlensin. Tamam mı? Bir düşük durumunuz olacak, dikkat edin ne olursunuz. Bir evlat zor peydah olmuyor yani yüze gelmiyor. Allah korusun acısı zor. Tamam mı canlarım benim? İş başvurusu olanlarımız var. İş güzel ama bir ay bilemedin iki ay sabır edin ondan sonra gidin hayatım. Bu iş başvurusuna tamam mı? Ondan sonra işleriniz açacak çok da şahane çok güzel. Elinize bayağı bir güzel miktarda bu para geçecek. Ama ki bu para bu paranın birazı yani dörtte ikisi diyeyim. Bir yere vereceksiniz bunu. Almışsınız zaten oraya. Oraya vereceksiniz. Kalan dörtte ikisi de sizin cebinize girebilir hayatım. Ama bakın girecek zaten de girebilir dediğim bu da. Bir de türbeniz var. Ne olursun. Beni bizi türbelere yönlendirme. Ya ben istiyorum. Ben seviyorum. Maneviyatı seviyorum ya. Ben seviyorum hayatım bak. Türbeye de gitmeyi seviyorum. Camiye gitmeyi de seviyorum. Caminin önüne durup etrafı seyretmeyi de seviyorum. Maneviyat çok önemli. Maneviyatı zayıf olan milleti çabuk yıkarlar hayatım. Maneviyatın güçlü olması gerekiyor senin. Tamam hayatım öpüldün buradan da. Bunu neden diyoruz? Ya birisi çıkmış bize demiş de siz milleti türbeye mi yönlendiriyorsunuz vırt zırt diye. Değilim herkes beğenir. Ona yönelikten türbeyi. Dedik yani ama yani insanlar geçmişte demek ki böyle insanlar yaşamış ki onun türbesi yapılmış kardeşim. Ben yaptırmadım sonuçta oranın türbesini ya. Dedim ona dua edeceksin Allah'tan isteyeceksin. Yatandan istemeyeceksin kurban oldun.
Tamam mı? Yani. Allah'tan iste. O kişiye de bir, yani iki sure oku. Allah ona da bir sevap yazsın, sana da yazsın. Sana da yazar. Gerçekten bak. Canlarım, adak olanlarımız var. Hem horoz adağınız var, hem koyun adağınız var. Koyun adak olanlar yapsın, horoz adak olanlar da yapsın hayatım. Bakın, gerçekten yüklü miktarda, inanın bana, öteki bu başka bir para. İyi miktarda, yüklü miktarda bir paranız geliyor, gelecek. Bak. Paranız da iyi, elinize kalacak. Ama biraz daha sabredin. Yatırım mı yaptınız, bir yere ödüş mü verdiniz? Bilemiyorum ama çok güzel. Sanki bir göz kırpmış gibi gelecek gibi durumumuz var hayatım yakın bir zamanda. Ve bu arada dilek tutun diyeceğim ama aklınızdan bir anda 3 tane dilek geçiyor. İnanın var, 3 tane dileğiniz var. Arka arka kısmına 2 tanesi olacak, bir tanesi de beklemedi hayatım. Biri 2 kişi hakkında, birisi çocuk hakkında, birisi para hakkında hayatım. İstediğiniz gerçekten çok güzel ve de olacak dilekleriniz var. Çok şahane ve temiz dilekleriniz. Bunu da size söyleyeyim hayatım. Bunların olması için de 2 vaktiniz var. Ama 2 ay olur ama 2 yıl olur. 2 yıl değil, bu 2 ay kadar zaman var. 2 ay sonra da gerçekten bazı dilekleriniz olduğunu göreceksiniz. Dikkat edin, tamam mı? Bak, kelebek kadar narinsin, kelebek kadar güzelsin. Kelebeğin hayatı 24 saat mi derler? Aslında 24 saat değildir. 14 gündür. Kelebeğin hayatı 14 gündür hayatım. Bunu araştırıp bakabilirsiniz. Çünkü benim oğlumun yüzünden yarışmaya girdi ve ödül aldı. Bunu devirin. Kelebek kadar güzelsiniz ve yumuşaksınız. Ama kendinizi yıprattırmayın kimseye. Kendinizi hor gördürmeyin. Tamam mı hayatım? Sizleri seviyoruz. Üzülmenizi de istemeyiz hayatım. Şimdi Fatma'nın görüşünü alalım. Bitirelim sizi fazla sıkmadan, tamam mı canım? Evet canlarım, kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butona basmanız bizim için çok önemli. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılım için 0551-895-3093 numaralı WhatsApp telefonumuzdan bize direkt ulaşabilirsiniz. Tekrar ediyorum, 0551-895-3093 3093 numaralı telefonumuzdan bize direkt ulaşabilirsiniz diyorum canlarım. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın kızlar. Kendinize iyi bakın.